Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda uzman testi 1'i çözüyoruz. Bakalım sorularımıza. Birinci soru. Aşağıda 5 torbadan birincinin içine x tane bir yakın oluyor. Daha sonra aşağıdaki yönergelere göre bir konmaya devam ediliyor demiş. Şimdi burada numaralandıralım biz. 1 numara, 2 numara. Hatta şöyle yaparsak daha rahat olabilir. Sıkışmasın. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara. Şimdi ne diyor Şöyle 1 bir numaralı birincinin içine X tane bini yakın oluyor. Daha sonra aşağıdaki önergelere göre bir konmaya devam ediyor. 2 numaralı bir yere, 2 numaralı torbaya birincinin 4 numaralı torbaya 3'ünün karesi kadar bir yakın. 2 numaralı torbaya 1'incinin karesi kadar konacak. 4 numaralı torbaya 3'ünün karesi kadar bir yakın oluyor. Buraya bakacağız dursunu. 3 numaralı torbaya 1 ve 2 numaralı torbalardaki bilye sayılarının toplamı kadar. 1 ve 2'lerdekinin toplamı x artı x kare. Şimdi ne demişti? Dörde üçüncünün karesi kadar konuluyor demişti. Yani x artı x karenin karesi. 4-5 numaralı torbaya 3 ve 4 numaralı torbalardaki midye sayılarının toplamı, bu ikisinin toplamı x artı x kare artı x kare artı x'in karesi kadar konuyor. Sonra bunların toplamı, tüm midyelerin toplamı ne olur? X kare x kare x kare burada 3x kare oldu. x x x 3x oldu. Sonra 2 tane de x kare artı x'in karesi oldu. Bu neye eşitmiş? Px'miş. Px polinomunun sabit terimi 1'dir diyor. Yani sabit terim için x yerine 0 yazarız. Bakalım P0 neye eşit? 0 yazarsak e ne gelir? Sıfır yazdık. Burası gitti. Burası gitti. Sıfır e geldi. O zaman birincisi yanlış. İkincisine bakalım. katsayılar sayılar toplamı? 14'tür. Kat sayılar toplamı için x yerine 1 yazıyoruz. P1. X yerine 1 yazdık. 3 artı 3 artı 2 çarpı. 1 yazınca 2'nin karesi. 2 çarpı 2 4. 2 ile çarpıp 8. 6 daha 14. P1 14 oldu. Yani ikincisi doğrudur x artı 1 ile bölümünden kalan 0'dır. 0'a eşitledim. x yerine eksi 1 yazacağız. Bakalım x yerine eksi 1 yazdığımızda 3 eksi 3 artı 2 çarpı 1 eksi 1'in karesi. Burası gitti. Burası gitti. Ne geldi? 0 geldi. Hakikaten de kalan 0 oldu. Bu da doğru. Hangisi ya da hangileri doğrudur diye soruyor. 2-3 doğrudur. Doğru cevap değişik olur. İkinci sorudayız sabit polinom olduğuna göre P3 kaçtır? Şimdi birbirini sadeleştirmesi lazım sabit polinom gelmesi için. Yani birbirinin katı olmalı. Yukarıda 0x artı m artı 3 diye düşünelim. Aşağıda m eksi 4 x artı 1. Şimdi şöyle olması lazım gençler. Aşağıda m'in gitmesi lazım bunların sadeleşmesi için sadeleşmesi için değil de aşağıda x'li terim bulunmaması için. O zaman m'in yerine ne yazacağız? m-4'ü 0 eşitlersek m4 gelecek. m'in yerine 4 yazdığımızda ise yazalım. px eşittir 7 bölü 1 gelir. Yani sadeleşmek zorunda da değil aslında bakarsanız. Direkt şuradakini götürmemiz lazım ki x'e bağlı terim kalmasın. O zaman px eşittir 7 bölü birden 7 geldi. p3 de dolayısıyla 7 gelir. Doğru cevap D şıkkı olur. Px baş katsayısı pozitif olan bir polinomdur. <laughs> Şimdi P, Px deyince birinci dereceden gelmiş. O zaman Px de birinci derecedendir. Ax artı B. P, Px yaparsak. P, Ax artı B yaparsak. X yerine Ax artı B yazıyorum. Artı B. Yani A kare X artı AB artı B olur. Bu neye eşitmiş gençler? 9x artı 4'e a kare x artı AB artı B eşittir 9x artı 4. Bu iki polinom eşitse aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olmalı. Yani burada x'in katsayısı a kare burada 9 o zaman a kare eşittir 9. Burada sabit AB burada AB artı B burada neyi 4? AB artı B eşittir 4. Şimdi A pozitif olacak dediğine göre burası 3. Yerine yazarsak 4B eşittir 4, B de 1 gelir. A3, B1. Yerine yazarsak 3X artı 1 bulmuş oluruz. O halde doğru cevap B şıkkı olur. Her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı Px ve Rx polinomları için 2 ve 6 ortak köklerdir. Şimdi en yüksek dereceli teriminin de, kat sayısı da 1 olacak diyor. Yani baş kat sayı 1. Px'de de aynısı. 1 diye başlayacak. Bunların kökleri 2 ve 6 imiş. x eksi 2 ve x eksi 6 diye yazabilirim. Ama bunlar 3. dereceden diyor. Bir tane daha kökü olacak o zaman. Bir tane daha çarpan olacak. O çarpan da x eksi a olsun. Rx'e baktığımda. Rx'te de baş katsayı 1. x 2 ve x 6 bu ikisinde de kök diyor. İkisinin de kökü diyor. Bunun da diğer kökü çarpanı x b olsun. Şimdi px rx x 1 ile bölündüğünde x 1'i 0 eşitledim. x 1 yerine yazarsak bakın bu burada bu polinomda p1 r1 gelir. E, bu da neye eşit diyor? Kalan 10 diyor. O zaman 10'a eşit. Elimizde bu bilgiler var. Şimdi gençler P1. P1 ne oluyor? X yerine 1 yazarsak. 1 eksi 2. 1 eksi 6. 1 eksi A. Eksi 1 eksi 5. 5. 5 eksi 5 A olur. R1'e bakalım. 1 yazarsak. 1 eksi 2. 1 eksi 6. 1 eksi B. Eksi 1. Eksi 5. 5 eksi 5b oldu. Bunları çıkartırsak p1 eksi r1. 5 eksi 5a eksi 5 eksi 5b. Buradan ne gelir? 5b eksi 5a gelir. 5'ler birbirini götürecek. Eşittir 10'muş. Demek ki b eksi a eşittir 2. Bunu unutmayalım. Kenarda dursun. Bizden ne istiyor? P0 eksi R0 istiyor. P0 ne gelecek? Şuralarda yazacağız. P0 ve R0'ı bulmak için. Eksi 2, eksi 6, eksi A. R0 ne gelir? Eksi 2, eksi 6, eksi B. Bu ne oldu? Eksi 12A oldu. Bu ne oldu? Eksi 12B oldu. P0-R0 yani eksi 12A eksi eksi 12B Bu da ne demektir? 12B eksi 12A demektir. E bunu da 12 parantezine alırsak B eksi A gelir. Evet gençler B eksi A'nın 2 olduğunu az önce bulmuştuk. Yerine yazdığımızda 12 çarpı 2'den 24 bulmuş oluruz. Doğru cevap A şıkkı olur. <laughs> 5. soru x eleman r sayı b eşitlik vermiş. Şunu istiyor. Şimdi aklıma gelen şunu götürmek. Bunu götürmek için x kare eksi 9'u 0 yapmamız lazım. x kare eşittir 9. x yerine bir 3. Bir de eksi 3 yazalım o zaman. İki duruma da bakalım. x yerine 3 yazarsak. 81a 27b ee, oradan da gelecek 9c artı 3D artı E eşittir 0 geliyor. Bir de eksi 3 yazalım. Eksi 3 yazarsak 81A eksi 27B artı 9C eksi 3D artı A, E gelir. Bunları toplayalım gençler. Bunlar gider. Bunlar gider. Ne olur? 2 parantezinde 81a artı 9c artı e gelir. E eşit? Artı 0 artı 0'dan 0'a eşit. 2'ye böldüğümde burası 0 gelir gene. Yani 81a artı 9c artı e 0'a eşitmiş. Zaten onu soruyor. O halde doğru cevap B şıkkı oldu. Altıncı sorudan devam edelim. Bu eşitlik veriliyor. QX'in katsayılar toplamı eksi 3 olduğuna göre PX'in x eksi 3 ile bölümünden kalan katsayılar toplamı için x yerine 1 yazıyoruz. Demek ki q 1 eksi 3'müş. x eksi 3 ile bölümünden kalan 0 eşit dedim. x 3 geldi. Yerine yazdım burada. p 3'ü arıyoruz. Yani soru bunların üzerine cevap bulacak gençler. Şimdi burada tabii hareket edeceğimiz yer. x artı 1'i 3 yapmak için x yerine 2 yazalım. O zaman P3 x yerine 2 yazdık. 4 eksi 3 x yerine 2 yazdık. Q1 artı 5 x yerine 2 yazdık. 4 artı 8 eksi 1 ne oldu? P3 artı 1 Q1 eksi 3'tü. Eksi 3 artı 5 eşittir 11 P3 artı 1 eşittir Şurası 2 oldu. 2 çarpı 11'den 22. P3 eşittir 21 bulunmuş olur gençler. Doğru cevap E şıkkıdır. Polinomunun x 6 ile tam bölünebilmesi için A B, -B arasındaki bağıntı. x eksi 6'yı 0 eşitledik. x eşittir 6. x yerine 6 yazacağız. Tam bölünecekse kalan olmayacak. Yani P6'nın 0 olması gerekiyor. Olay bu. P6 diyelim. 6 eksi 8 üzeri 2a artı 1 artı 6 eksi 2 üzeri a artı 4 üzeri b eksi 1 eşittir 0 demiştik. Şimdi eksi 2 üzeri 2a artı 1 artı 4 üzeri a artı 4 üzeri b eksi 1 dedik. Eşittir 0. Da şöyle yapabiliriz. Eksi 2 üzeri 2a yayıralım. Bir de eksi 2 üzeri 1 diyelim. Artı 4 üzeri a ne demektir? 2 üzeri 2a demektir. Artı 4 üzeri b eksi 1 eşittir 0. Şurası eksi 2'nin 2a'ncı iki kuvveti. A bir tam sayı bakın. O zaman çift sayı gelir. Çift kuvvetler pozitiftir. Başında da eksi var. Eksi 2 çarpı 2 üzeri 2a var. Şurada eksi 2. Şurası 2 üzeri 2a bakın. Artı 2 üzeri 2a. 4 üzeri b eksi 1'i diğer tarafa atalım. Eksi 4 üzeri b eksi 1. Eksi 2 üzeri 2a. Bir tane de 2 üzeri a burada var. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 çarpı 2 üzeri 2a geldi. Diğer tarafta ise Eksi 1 çarpı 4 üzeri b eksi 1. 4 üzeri b eksi 1'de nedir? 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 2b eksi 2'dir. 2 üzeri 2b eksi 2 oldu. Bakın bunlar gitti. 2 üzeri 2a eşittir. 2 üzeri 2b eksi 2 ise tabanlar eşit. Bu iki sayı eşit. O zaman üstler de eşit olacak. Yani 2a eşittir. 2b eksi 2 diyeceğiz. Her tarafı 2 parantezine alırsak 2 çarpı a eşittir 2 çarpı b eksi 1. İkiler gider ne gelir bakın. a eşittir b eksi 1. Demek ki bu ikisi arasında a eşittir b eksi 1 bağıntısı olmalı. Doğru cevap şöyle yaparsak. a eşittir b eksi 1. Aynen doğru cevap d geliyor gençler olduğuna göre px polinomunun x küp artı 8 ile bölümünden kalan bakın qx'i yazalım bir. <laughs> bx çarpı x artı 2 artı 3 yani 3. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. px'i yazalım. Bölen ne? x kare eksi 2 x artı 4. Bölüm ne? qx kalan ne? 3x artı 1. Bakın qx şuna eşit. qx yerine bunu yazarsak. px eşittir. x kare 2x artı 4 çarpı bx çarpı x artı 2 3 artı 3x artı 1. Şimdi bunu dağıtalım içeriye. Şunu bilmemiz gerekiyor gençler x küp artı 8 küp toplamı x küp artı 8 özdeşlikler konusunda daha detaylı göreceğiz. x küp artı 8 x küp artı 2'nin küpüdür. Bu da x artı 2 çarpı x kare eksi 2 x artı 4 diye yazılır. Tamam mı? Buna dikkat. Bakın bunu çarparsam içeriye doğru ne olacak? bx çarpı Hatta şöyle yazalım. Direkt x kare eksi 2x artı 4 çarpı. Nasılsa çarpma işlemi yer değiştirebilir. x artı 2 çarpı bx. Dağıttım. Tabii eksi 3 ile de çarpıyoruz. Eksi 3 x kare artı 6 x eksi 12 artı 3 x artı 1 vardı. Şimdi dikkat. Şurası ne demiştik? x küp eksi x küp artı 8'e eşittir. O halde px eşittir x küp artı 8 çarpı bx. Şurayı da düzenlersek eksi 3x kare artı 9x eksi 11 olur. Şimdi şuradan yorum yapacağız gençler. Neyi soruyor bize? x küp artı 8 ile bölümünden kalan. E bakın son yazdığıma dikkatlice bakarsanız x küp artı 8'e bölmüş. Bölüm bx. Kalan ne oluyor o zaman? Şurası oluyor. Direkt bize son adımda yazdığımız şey direkt x küp artı 8'e bölümündeki o ifadedir. Bölünen eşittir. Bölen, bölüm, kalan. O halde kalanımız eksi 3x kare artı 9x eksi 11 oldu. Yani doğru cevap e şıkkıdır. Baş katsayısı 3 olan 3. dereceden bir px polinomunun çarpanlarından biri budur diyor. Şimdi px eşittir. Baş katsayısı 3. Çarpanlarından biri x kare eksi x artı 3. Şimdi buradaki derece ne? 2. Ama 3. dereceden olacak diyor. O zaman bir çarpanı daha olacak. Ona da x eksi a diyelim. Şimdi burada a'yı bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Eksi 1 yazıp 20'ye eşitleyerek. 3 çarpı. Eksi 1 yazdık 1. Eksi 1 yazdık artı 1 artı 3. Eksi 1 eksi a eşittir 20. 2 burası 3, 5. 3 çarpı 5, 15. Çarpıyoruz. 15 çarpı eksi 1, eksi 15. Eksi 15a eşittir 20. Buradan ne gelecek? Eksi 35 eşittir. 15a. A eşittir. Eksi 7 bölü 3 gelir değil mi? Bakalım doğru olsun. Aynen 5'e böldük. Eksi 7 bölü 3. O zaman a'yı artık eksi 7 bölü 3 olarak düşünebiliriz. Yani şurası ne oldu? x artı 7 bölü 3 olmuş oldu. Başında da eksi var. x artı 7 bölü 3. Şimdi katsayılar sayılar toplamını istiyor. x yerine 1 yazmalıyız. x yerine 1 yazarsak 3 çarpı 1 eksi 1 artı 3. x yerine 1 yazdık. 1 artı 7 bölü 3. Bu gitti. 3 çarpı 3, 9. 1 artı 7 bölü 3. Bu da 10 bölü 3 olur. Sadeleştirdiğimde 3 gelir. 3 çarpı 10'dan P1. Yani kat sayılar toplamını 30 bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı oldu. Şöyle bir polinom vermiş. Bakın x ile çarpmış. İkinci dereceden gelmiş. O zaman kendisi birinci derecedendir. Px'i direkt ax artı b olarak tanımlayalım. E, P eksi x ne olur? eksi ax artı b olur. x ile px'i çarparsak ax kare artı bx eksi px p eksi x e ekliyoruz. Eksi ax artı b eşittir. 2x kare artı x artı 3. Bakın burada x karenin katsayısı a burada 2. a o zaman 2'dir. Burada sabit b Burada sabit ne? 3. O zaman B de direkt 3'tür. Bakın Px polinomunu bulduk. A yerine 2, B yerine 3 yazarsak 2x artı 3 gelir gençler. Sonra bitti mi? Bitmedi ama büyük kısmı elimizde var artık. P 2x 1 polinomunun x 2 ile bölümünden kalan x eksi 2'yi sıfır x 2 geldi. x'in yerine 2 yazarsam 4 1'den P3'ü arıyoruz demektir. P3'ü bulmak için x yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 artı 3'ten 9 bulmuş oluruz. Doğru cevap E şıkkı olur. Geldik son soruya. 11. soru. 2019 AYT'de çıkmış bir soru. <laughs> en yüksek dereceli teriminin kas sayısı 1. 2. dereceden gerçel kas sayı bir Px polinomunun iki farklı kökü P0 ve P-1'dir baş katsayısı 1, ikinci dereceden ve iki kökü P0 ve P-1'dir. Şu şekilde yazabiliriz. Bakın elimizdeki bu. P2 istiyor bizden. Tabi önce P0 ve P-1'i bulmalıyız ki Px elde edilmiş olsun. İlk aklıma gelen 0 yazmak. 0 yazarsak P0 eşittir. 0 yazdık. 1 zaten orası. Bu gitti. Eksi P0 çarpı eksi p eksi 1 geldi. P sıfırlar gitti diye düşünebiliriz. Çünkü bir sıfırdan farklı olmanın orası. Buradan ne gelir direkt? 1 eşittir. Eksi eksi p1 ya p eksi 1. Yani p eksi 1 direkt 1 geldi gençler. P eksi 1 1 yazabiliriz. Şimdi bir de x yerine eksi 1 yazalım. x yerine eksi 1 yazarsak p eksi 1 Neye eşit olacak? Eksi 1, eksi P0. X sene ne yazmıştık? Eksi 1. Eksi 1, eksi 1. Şimdi P eksi 1'i zaten 1 bulduk. 1 eşittir. Şurası eksi 2 geldi. Eksi 2'yi dağıttık içeri. 2 artı 2 P0 oldu. P0 buradan gençler. Eksi 1 bölü 2 gelmiş olur. P0 eksi 1 bölü 2 imiş. Bizden ne istiyor? P2 istiyor. P2 eşittir. Yerine yazacağız burada. 2 eksi eksi 1 bölü 2. P0 eksi 1 bölü 2 bulmuştuk. Çarpı 2 eksi 1. 2 eksi eksi 1 bölü 2. 5 bölü 2 olur. 5 bölü 2 çarpı 1'den 5 bölü 2 elde etmiş oluruz. Doğru cevap C eşit. Ve böylelikle gençler uzman testi birinde sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.